Ferko benim sanatımı sunar. Sanatın en çok yakıştığı şehir şüphesiz Venedik. Burada her yıl düzenlenen dünyanın en renkli festivallerinden Venedik Karnavalı ise uzun yıllar pek çok sanatçıya ilham verdi. O sanatçılardan biri de Bilge Alkor. Çağdaş sanatın önemli isimlerinden Bilge Alkor uzun yıllar İtalya'da yaşadı. Eserlerinde fantastik bir gerçeklik yaratan sanatçı için Venedik Karnavalı ve maskeler önemli birer simge oldu. Şimdi bu büyülü karnavalda sanatçı Bilge Alkor'la buluşuyoruz. Bilge Alkor 55 yıllık sanat hayatında Avrupa'nın pek çok şehrinde sergiler açtı. Edebiyattan, müzikten, şiirden beslenen sanatçı için Venedik her zaman en çok ilham aldığı şehir oldu. Sanırım sanatımda ben bir saydamlık aradım hep. O saydamlığı bu Venedik kentinin ışığında buldum. Burası düşünülmüyor ama temelleri büyük bir sanat yapıtı. Hani bu kentin gözümüzün gördüğü şeyden çok öte altta insan zekası, bu bataklığı, çamuru yenme, ondan bir şey inşa etme ve işin en güzel tarafı da sonradan gelenler ve bu temelin üstünde yaşayanlar da bu kente öyle şeyler inşa etmişler ki Veronese gibi, Tiepolo gibi, Tiziano gibi ve en sona bıraktığım büyük dev sanatçı Tintoretto gibi kişiler bütün kiliseleri doldurmuşlar. Gördüğünüz zaman bunlar dev yaratıklar mıydı? Nasıl bu gücü taşıdılar kendilerinde diye sorasım geliyor her seferinde. Bilge Alkor'a göre Venedik demek kaybolmak demek. İsterseniz her biri bir diğerini anımsatan, kanallara çıkan daracık sokaklarda, isterseniz de karnaval zamanı bir maskenin yardımıyla kaybolabiliyorsunuz bu şehirde. Burada yaşamak için, yani buranın büyüsünün içinde yaşamak için kaybolmak lazım. Çünkü her an sizi bir özel bir durum karşılayabilir. Zaten buraya biz şimdi karnaval zamanı geldik. Gerçi karnaval zamanı daha başka bir canlılık oluyor demek istemiyorum. Bilakis bunu trajedisini duyan insanlara çok daha başka bir şey yaşanıyor. Çünkü bir eğlence değil bu. Belli hayaletlerin dolaştığı ve sessiz oldukları, sesleri de son derece yavaş. Yani ölümden gelmiş, geri dönmüş kişiler etkisini bırakıyor bende. Bu kentin ölümler çok yakın olduğunu düşünüyorum. İşte Thomas Mann da Venedik'te ölümü boşuna yazmadı evet. Herhalde. Bir maskenin de yani belli bir ödevi var. Kendi kişiliğinin dışında yaşamak. İşte o çok çekici bir şey. Bilge Alkor 1936 yılında İstanbul'da doğdu. Türkiye'nin köklü ailelerinden Narmanlı ailesinin bir üyesi olan sanatçı, annesini 6 aylıkken, babasını ise 10 yaşında kaybetti. Aslında ben ölümün içine doğmuşum. Çünkü ailemde bir yas vardı ve bunu daha sonra adlandırabildim. Annemi çünkü 6 aylıkken kaybetmişim. Tam bana hamile olduğu zaman kendisine bir resim atölyesi kurdu ve resim yaptı. Devamlı beni doğuruncaya kadar. Bu da acaba diyorum ben mi ona öğrettim? O mu bana öğretti? Çocukken çekingen bir çocuktum. Ama babam tam bir sanatseverdi. Müzik evimizde hep oldu. Herhalde o çok iyi geldi zannediyorum o yas evine. Kendisi aynı zamanda Aliye Berger'in eşi Karl Berger'in öğrencisiydi. Erken kayıplarla başladığı hayatında en büyük şanslarından biri
Onu büyüten Rus dadısı Madame Valeri oldu. Babam ölmeden 2 ay önce bana bir soru sordu. Sana dedi bir İngiliz mi yoksa dedi bir Fransızca konuşan birisini mi getireyim dedi. Fransızca konuşan dedim. Ah ben de onu istiyordum. Çok mutlu oldum dedi bana. Ve en büyük şansım işte hayatta o oldu. Ve babam öldüğü gün ona acaba dedim sen de gidecek misin? Çok büyük bir korkuyla. O sana bağlı dedi bana. O sana bağlıyla biz ölümüne kadar birlikte olduk. Ben ona Türk şiirini okurdum. O da bana Rusça şiir okurdum. Böyle şiir akşamlarımız olurdu. Yani dostluğumuz mükemmeldi ve ben sevgiyi orada doya doya yaşadım. Bilge Alkor küçük yaşlarından itibaren kendi iç dünyasını zenginleştirdi. Çocukluğunda yaşadığı evin duvarlarındaki sanat eserleri ve yerlerde serili olan İran halılarının üstündeki motifler onun masallar anlattığı oyun arkadaşları oldu. Evimiz resim doluydu. O resimlerin içine girmeyi düşlerdim hep. Bir de İran halılarının üstündeki motiflere yatar, onların anlattığı masalları dinlerdim. Daha sonra da ben onları anlatırdım masal. O motiflerde çoğunlukla hayvanlar olurdu. Hayvanlar olan sevgim de daha oradan başladı zannediyorum. Sonra bir de uydururdum çok şey. Yani aile içinde de mesela niye geç kaldın sözüne söyleyecek bir sürü olay vardı. İşte 12 yaşına kadar bu atmansiyonlarım diyelim devam ederse patolojik olabilirmiş. Bunu doktor söyledi. 12 yaşında bıraktım ama işte ondan sonra zaten sanatçı oldum galiba. Bilge Alkor'un babası Sıtkı Narmanlı tam bir sanat tutkunuydu. Beyoğlu'nda sahibi olduğu Narmanlı Han'ın odalarını, aralarında ünlü ressamlarımızdan Aliye Berger ve Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun da olduğu birçok sanatçıya kira bedeli almadan atölye olarak tahsis etti. Babam gerçekten bir mesendi. Ve yurtta biz o zaman Narmanlı Yurtu'dur adı. Sonradan olmuştu Han diye bürolar falan olunca. Oysa çok 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 hoş Rum aileleri, Ermeni aileleri vardı. Tam bir yurttu yani. Bir arada yani çay içerdik, işte avluda toplanırdık. Herkesin evinden bir kekler, pastalar, çörekler falan gelirdi. İşte babamla en güzel sohbetleri de orada ederdim. Ve orada öğrendim ki yavaş yavaş hiçbir şekilde bazı kimselerden kira almamış. Ama sanatçılardan bir yapıt rica etmiş. Ki o zamanlar ressamlar resim falan satamıyorlardı. Böyle bir şey yoktu. Ama ben sonradan akademide Bedri Rahmi atölyesine girdiğim zaman Bedri Bey'in söylediği ilk söz bana babana çok resim borçluydum dedi. ...15 yaşında Notre Dame de Sion Lisesi'nde eğitim görürken kuzenleriyle gittiği Avrupa gezisi hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Bilge Alkor o seyahatten döner dönmez Fahren Nisa Zeyd'in kız kardeşi olan ünlü gravür sanatçımız Aliye Berger'in kapısını çaldı. Floransa'da çok bambaşka bir şey oldu. Yani bir evren açıldı ve ben sanki o evrenin içine girdim. Özellikle Uffizi. İlk şeyi hatırlıyorum. Simone Martini'nin anonsiyasyon resmi önünde. O da bir benim için bir anonsiyasyon oldu galiba. Sanki o dünyaya hizmet içinde olmuşum ya da o dünyanın işçisi olmam gerekiyormuş. Yani yazgımı ele alan bir durum oldu. Ondan sonra zaten o geziden dönüşte Aliye Berger'in kapısını çaldım. Ve kendisine hem yardımcı oldum hem de bir şeyler öğrendim. Bilge Alkor, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde Devrim Erbil, Altan Gürman gibi sanatçılarla birlikte Halil Dikmen Atölyesi'nde eğitim aldı. Akademiye başladığı ilk gün onun için en zor günlerden biri olmuştu. Benim başlangıcım çok kötü oldu. Yani benim zannediyorum Halil Bey'in maksadı bir silkelemekti atölyeyi. Yani kim sahiden bu işi
gönül bağlamışsa bu işe ve devam edecekse o kalsın kendisiyle. Tam konuşma sırası uzamıştı ve hepimiz paltoluyduk, çıkmak üzereydik. Beni işaret etti ve sen çıkıyorsun dedi. Böyle paltonu giymişsin dedi ve herhalde sevgilinle buluşacaksın, aklın orada dedi. Çık git şimdiden dedi. Ben de hepimiz paltoluyuz ve sizi dinliyoruz dedi. O zaman çok daha fazla kızdı ve bayağı aşağılayarak kovdu. Belki bir başkası gitmezdi, dönmezdi. Ama ben gene oradaydım. İşte bir ay kadar falan süre sonunda bütün sınıfa Bilge'nin işlerine bakın. O çok doğru yapıyor ve doğru görüyor. Ona örnek alın dedi. Altan Gürman bizim atölyemizdeydi ve bana dedi ki seni çok takdir ettim. Nasıl oldu da bu kadar aşağılandıktan sonra sen hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Beni aşağılamadı ki dedim. O herhangi bir kız öğrenciyi aşağıladı. Beni tanıdıktan sonra eğer böyle davranmış olsaydı evet herhalde kırılırdım dedim. Bilge Alkor 1958 yılında sanat eğitimini Münih Akademisi'nde devam etti. Sanatçının Almanya deneyimi, onu edebiyat, müzik ve resimle ilgili zengin bir entelektüel birikimle tanıştırdı. Asıl eğitimim Almanya'da, Münih Akademisi'nde oldu. Bir yandan okuyordum, bir yandan da hafta sonları Lembach Galeri'ye, yani bu Kandinsky, Macke, Marx ve Klee'nin eserlerini barındıran bir Mavi Atlı grubunun müzesidir Lembach Galeri. Oraya gidiyordum. Hem onları işlerini seyretmek, bakmak, ondan sonra da gelip tekrardan o kuramlara geri dönmek çok özel bir durumdu. Bir yandan o yıl çok önemli birkaç olay oldu. Bir tanesi Amerika'dan çok büyük bir sergi geldi. Soyut Lirizm, Pollock'un ve bütün çevresinin işleri. Bir kere o çok çarptı. O Münih yılı benim için çok çok önemliydi. 1960 yılında şair ve çevirmen Can Alkor'la evlenen Bilge Alkor, romantik tanışma hikayelerini bakın nasıl anlatıyor. Biz böyle bir 15 kişi falan akşamları, bazı akşamlar uzun bir masanın çevresinde toplanırdık. Masanın bir ucundan bana bir takım dizeler gelirdi önüme. O dizeleri ben de resimlerdim. Ondan sonra gene diğer arkadaşların aracılığından masanın başında Can'a giderdi. Can'dan yine gelirdi bana birkaç dize daha. O dizeleri yine ben resimleyip ona yollardım. İlk flört böyle başladı. 1969 yılında eşi Can Alkor'la birlikte Roma'ya taşınan sanatçı, Roma Akademisi'nde gravür eğitimi aldı. 13 yıl boyunca İtalya'da yaşayan Bilge Alkor'un eserleri, Henry Moore gibi 20. yüzyılın en önemli sanatçılarıyla aynı sergilerde yer aldı. İtalya için şanslı sayılabilirim. Çünkü çok iyi galerilerle iş yaptım. Hem Milano'daki Chovasso hem de Roma'daki Due Mondi, çok ikisi de çok iyi galerilerdi. Aynı zamanda beni yani o galerilerden sonra Quadriennale'ye davet ettiler ki bu 4 yılda bir yapılan çok büyük bir sergi oluyordu Roma'da ve Henry Moore'la neredeyse aynı salondaydık. Çok bana da büyük bir duvar vermişlerdi. Bakayım, galiba 6 işim falan sergilendi. Baltus vardı. Çok onun da güzel bir köşesi vardı. Kendime yani hayal kurmuş olduğum bazı yerlerde gördüm. Yani bu da benim bir şansımdı. Venedik'te bulunan Peggy Guggenheim Müzesi Bilge Alkor için ayrıcalıklı bir yere sahip. Alkor, 1960'ların başında dünyanın önemli sanat figürlerinden olan Peggy Guggenheim'la karşılaşmasını bakın nasıl anlatıyor. Peggy buraya, Venedik kentine çok büyük bir armağan yaptı. Tüm 20. yüzyılın en büyük, en önemli koleksiyonunu burada bir yalıda sergiliyor. Yani bu Giacometti'nin önündeyiz şu anda. Giacometti de beni en çok etkileyen sanatçılardan biri. Peki ve de Picasso'nun bu resmini unutmama imkan yok. Çünkü tam bu resmin önünde
iki kişiyle birlikte konuşuyorlardı. Birdenbire ben kendimi onların ortasında buldum. Bir şey söylemek mi geldi içimden bilemiyorum. O işte çıraklık heyecanıyla bir laf ettim galiba. Ama ne ettiysem Peggy bana döndü. Çok tatlı, sıcak bir bakışla sanki içime ruhuma kadar böyle işledi o bakışı. Bilmiyorum, bana öyle geldi ki böyle bir işaret sanki bana cesaret vermiş gibi. Venedik'te dolaşırken dar bir sokaktan çıktığımız büyük bir meydan Bilge Alkor'u geçmişe götürdü. 1984 yılında Alkor'un Venedik'te sergi açtığı galerinin yerini şimdi bir restoran almıştı. Bu meydanda işte 1984'te şu şeyde köşede Il Senio Grafico diye bir galeri vardı. O galeride benim de baskılarım sergilendi. Güzel olan tarafı hem Roma'dan hem Milano'dan galericilerim geldi, dostlarımız geldi. Hepimiz orada buluştuk. Benim için en heyecanlı anı oydu. Yani şurada oturduk, yemek yedik, içtik, keyifle dolaştık. Yani o serginin bende bıraktığı en güzel şey, etki o. Bu olduğu gibi bütün bu cam mekanlar benim işlerimle doluydu. Bilge Alkor, İtalya ve Almanya yıllarının ardından döndüğü İstanbul'da Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası ve Fırtına adlı oyunlarından esinlenerek yaptığı eserlerini Atatürk Kültür Merkezi'nde sergiledi. 1996 yılında gerçekleşen bu sergi süresince Beyoğlu'ndaki kitapçılarda Shakespeare'in neredeyse tüm kitapları tükendi. Benim sanatımda bir doğaya ve doğanın şiirine bir de doğaüstü şiire bir yakınlığım var. Ama bir gerçeklik olmazsa ayakta durmaz bütün bu hayaller. O gerçekliği de işte hem fantastik hem gerçek Shakespeare'de var. Ve bu iki oyunun çok büyük paralellikleri var. AKM'nin iki ayrı büyük salonunda bir tanesini Bir Yaz Gecesi düşüne, bir tanesini de Fırtına'ya ayırdım. Çok önemli bir şey oldu. Bütün gelen gençler özellikle biz Shakespeare'den çok korkuyorduk dediler. Ama resimlerinin yanına o resmi yaptıran dizelerin hem İngilizcesi hem Türkçeleri vardı. Yani oradan kalkıp Shakespeare'in kitaplarını almaya başlamışlar. Ve İstiklal Caddesi'ndeki bütün kitapçılarda Shakespeare'ler tükenmiş. Bilge Alkor'un Schubert'in Kış Yolculuğu adlı bestesinden aldığı ilhamla yaptığı eserleri 2004 yılında İş Sanat Kibele Galerisi'nde sergilendi. Henüz 20'li yaşlarında izlediği Kış Yolculuğu'ndan o kadar etkilenmişti ki bu seriyi yapmak için tam 40 yıl bekledi. 20 yaşlarında ilk defa dinledim ve hemen bir cevap vermek istedim. Çünkü çok sarstı beni. Ama biliyordum ki o yaşlarımda daha donanımım yetmeyecekti. Zaman içinde Schubert'i çok iyi tanıdım. Yani hep ne yaşadıysam Schubert'in bu kafamdaki projesine bir katkı vardı. Yani sanki içimde bir yer ona özel ayrılmıştı ve yaşadıklarımdan bir parça onun içine akıyor gibiydi. Bir kere her şeyin başında yaşadığı yerlere gittim. Ölmüş olduğu yere, doğmuş olduğu yere. Hem de defalarca bütün müziklerini hemen hemen dinledim. Onları soludum diyebilirim. Ve en sevdiğim müzisyenlerden biri oldu. Ondan sonra yani o lidleri resimlendirmek çok çabuk oldu.
İlerleyen yıllarda müzik Bilge Alkor'un önemli isim kaynağı olmaya devam etti. 2007 yılında Milli Reosüren Sanat Galerisi'nde açtığı sergide bu kez Mozart'ın Sihirli Flüt eserinden ilham alarak oluşturduğu yapıtları sergilendi. Sanat çevresinin beğenisini kazanan bu sergi Sihirli Flüt operasına farklı bir yorum getirdi. Sihirli Flüt'ü yapmamak olanaksızdı çünkü hem Mozart'a olan sevgim hem de bütün işte ister İtalya'da yaşadığımız yıllarda ister Almanya'da yaşadığımız yıllarda birkaç kez Sihirli Flüt'ü seyretmek olanağına sahiptim. Fakat hiçbirinde tam istediğim gibi bir sahneye koyuş göremedim. Her seferinde benim bu eleştirilerimden bıkan eşim Can, artık senin yapma zamanın gelmiş dedi bana. Çünkü bu kadar eleştiriye o da sıkılmaya başladı. Ve bu da benim yorumumdu. Yani belli karakterleri, Papageno'yu, ondan sonra Tamino'yu, Sarastro'yu yaşamakla geçen bir iki yıl harikaydı. Karnaval zamanı Venedik sokaklarında gezerken Sihirli Flüt'teki Papageno karakterinin ansızın karşımızda belirmesiyle şaşkınlığımızı gizleyemedik. Sanatçı karnavalın tarihini bakın nasıl anlatıyor. 1700'lerde işte bu meydanlarda bütün özellikle de San Marco'da işte at cambazları, ip cambazları, balerinler, göz boyayıcılar hepsi toplanırmış kulübelerde ve halk bunlara katılırmış ama katılmaları da seyrederken maske takarak. Bu maskeler sonunda bir tehlikeli bir durum almış çünkü vebalıların da soyluların ve diğer halkın arasına girmesini doğru bulmamışlar ve bu nedenle yasak etmişler. Bu 1980 yılında tiyatro biyeninin küratörü Maurizio Scaparra yeniden bu karnaval ruhunun canlanmasını istemiş. Bilge Alkor birçok sanatçının aksine sanatında hep kimliksizleşmenin peşine düştü. Bu yüzden Venedik Karnavalı ve maskeler Alkor'un aradığı kimliksizleşme kavramının bir sembolü olarak karşısına çıktı. Ben de her zaman için kendi kimliğimi yok etmek, başka bir kimliğe akmak öyle diyeyim daha doğru olur. Burada işte onun bir istediğim biçimde bütün kent olsun, karnavalda giysiler ve taşılan maskeler olsun. Benim dediğimi söylüyorlar. Kendi egolarından, kendi kişiliklerinden sıyrılmışlar. Bambaşka kişiliklere bürünmüşler. Ve artık özgürler o nedenle de. Ben de öyle bir özgürlük istedim. Yani ben yok olayım yani. Bir buhar olayım. Bir duman olayım. Ama yaratmak istediğim kişi o gerçek olsun ve bana baksın sonunda. Bilge Alkor yapıtlarında pek çok metaforu birden kullanmaktan çekinmeyen bir sanatçı. 2009 yılında Venedik'te gerçekleştirdiği Meleğin ve Şeytanın Öyküsü adlı fotoğraf çalışmasıyla melek ve şeytan üzerinden insana ayna tutmak istedi. Benim bu bir projem vardı. Şeytanların ve meleklerin aynası diye. O temanın içinde iki tane de ayrıca Şeytanın Öyküsü ve Meleğin Öyküsü diye de bölüm vardı. İki ayrı bölüm. Bunları fotoğraf diliyle belli bir dizi halinde anlatmaya çalışmıştım. Bir kere şeytan için bir kovuk gerekiyordu. O kovuk da burada hem saklanmış bir köşeydi hem de şu küçük köprünün üstünde öyle kukulatalı tam istediğime yakışır bir topluluk belirdi. O çok mutlu etti beni. Tam zamanıydı çünkü nasılsa bizi burada fark ettiler. Yani şeytanın tam istediği yerde. Hem kendisini gösterecek, narsist olduğu için, hem de ona erişilemeyecek. Öyle bir yerdi burası. Aynalar vardı. Aynalarda benim için şeytan kendisine benzer bir dişi yarattığı zaman ki yansımalardan çok faydalanıyordu. Kendini aynalarda
görüp de bilincine vardığı zaman onu bir nara çevirmesi. Çünkü nar da aynı bir dişi gibi bereketli, verici bir simge taşıyor. Onu vermenin en güzel yolu burası diye düşündüm. İşte hem suyun yansıması, hem aynaların yansımasını, bir de yukarıdaki vitray, renkli vitrayın yansımasından faydalandım çekimlerimde. Bilge Alkor'un 2015 yılında Teşvikiye'deki Narmanlı Apartmanı'nda kurduğu müze ev, mimari yapısı ve koleksiyonu ile kendisini hayran bırakıyor. Farklı dönemlerinden pek çok eserini dünyanın birçok yerinden topladığı objelerle birlikte sergileyen sanatçı, çocukluğunda iz bırakan Narmanlı Han'ın bir yansımasını bu müze evde kurduğunu anlattı. Yalnız benim yapıtlarım olsun istemedim. Yıllar içinde toplamış olduğum bütün objeler işte beni coşturacak, sevindirecek, sevinç verecek objeleri de yani yanında olsun istedim. Bu belli bir sınamaydı resimlerim için. Topladığım budalar genelde böyle lirik kızlar gibi. Yani bir feminist gözüyle bakıyorum. Maço budalardan hiç hoşlanmadım. Bu resmi Almanya'dayken yaptım. Milano'dan bir istek gelmişti. Galericim bütün İtalya'ya bu sergiyi dolaştırdı. Benim bu resmim de çok dolaştı ve sonunda da bir koleksiyonda kaldı. O nedenle bu resmin kendisi değil, fotoğrafı. Konu da şuydu, benim yani tasarladığım konu. Kendi ailemin geçmişine bakıyorum. Bakarken Humphrey Bogart'ı ailenin bütün erkekleri olarak düşündüm. Çünkü bir ikondu. Üstelik de babama ve kayınpederime de benziyordu. Her ikisi de Humphrey Bogart diye mutluydular bir anlamda. Köpeğimiz var, kedimiz var, benim çocukluğum var, bir de ablam var ve bir de ailenin işte tek kalmış olan üvey büyükannemiz ortada. Çok seviyordum kendisini. Onu her zaman baş köşeye oturtuyordum. Ve tabii ki Humphrey Bogart girince ve ben de geçmişe bakıyor isem, Casablanca'nın ünlü şarkısı As Time Goes By, resmin adı oldu. Bilge Alkor zamanının çoğunu Karaköy'deki atölyesinde geçiriyor. Burada sanatlar arası ilişkileri arayan tavrıyla resim, fotoğraf ve taşlarla yaptığı çalışmalarını birlikte götürüyor. Şimdi tek bir tabloda yapamayacağım şeyi böyle yan yana belli fotoğraflarla bir zaman içinde akmasını sağlamak istedim. Bunun adı Bengi Dönüş, yani sonsuz dönüş de diyebiliriz. Aslında bu Nietzsche'nin bir kavramından geliyor. Yani her anın, her durumun yeniden tekrarlanacağı, belki yıllar sonra, çağlar sonra, evrenler sonra sizle ben tekrardan biz bir araya gelebileceğiz ve bu konuşmaları da yapabileceğiz. Olabilir bu. Petrus Christus'un bir resmi Berlin Müzesi'ndeydi. Onu yeğenimin kızına çok benzettim. Onun için onun afişini almıştım. Sonra da yeğenim ona modellik etti. Yani geçmişten bugüne gelen o kişiyi taşıdı diyelim. Ve yavaş yavaş onun yazgısını paylaşacak bir kişi haline geçti. Bilge Alkor her sergisiyle izleyicisini özel bir yolculuğa davet ediyor. 16 Ocak 24 Şubat 2018 tarihleri arasında Ekavart Galeri'de gerçekleşen Belleğin Yöreleri adlı sergisiyle geçmişten günümüze pek çok eseri sanatseverlerle buluştu. Geçmişimde topladığım bütün bilgilerin, heyecanların, tutkuların, müzelerde neler duyduklarım, bunların hepsi bir araya geliyor ve benim belleğimi yapıyor. Ve o bellek aynı zamanda sanatın da belleği.
Hani ondan öğrendiklerim ve ona vermek istediklerim de bunun içinde sayılır. Onun için ismi Melliye Yöreleri. Bilge Alkor, özgün sanat anlayışıyla Türk çağdaş sanatında ayrıcalıklı bir yere sahip. Bir arkeolog gibi derine inen ve özü arayan sanatçı, eserleriyle sanatseverleri düşünsel yönden kışkırtmaya devam ediyor. Varlığımı illa göstermek çabasında hiç olmadım. Üstelik de ilkelerimden bir tanesi de egonun yok olmasıydı, silinmesiydi ki ben bir tiyatro oyuncusu gibi o seçmiş olduğum konunun içine kayabileyim. Onlarla soluk alabileyim. Ondan sonra da ben yok olayım. Sadece onlar orada olsun benim önümde. Artık ben onlarla vedalaşayım. Benden parçalar olmadan. Tarko, benim sanatımı sundu.